Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 176 ve 177'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda AB yayı 4 kök 5 verilmiş ve burası da verilmiş. Normalde açığı bulabiliriz. Yay uzunluğu formülünden açığı bulduktan sonra da pi kare alfa bölü 360'dan sonuca ulaşırız. Ama yay uzunluğu verilip yarı çap verilirse bu halkanın bu daire diliminin alanını bulmak için ne yapıyoruz? Direkt şu ikisinin çarpımının yarısıydı. Yani 4 kök 5 çarpı kök 5 bölü 2'ye eşittir. Evet 20 bölü 2'den cevap kaç çıkar o zaman 10 çıkar. Yani birinci soru balık istişi çıktı. Geldik ikinci soruya. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdim şöyle. Yani şunun merkeziyle Şunun merkezini birleştirdim. Bunun merkezi dedi. Bunun merkezini birleştirdim. Doğrusal olmak zorunda. E hocam burası 90 derece. Burası 90 derece. Aynı şekilde burası da 90. Burası da 90. E burası R. Burası R ya. Şurada bir dikdörtgen oluştu. R, R paralel olduğu için. E o zaman burası 90 derece falan filan oldu. Burası da aynı mantıktan dolayı 90 derece oldu. Alan ABCD'yi vermiş. Dikkat. Burası R. Burası R. Burası R. Burası R. Dikdörtgenden dolayı 4R ise 4R. 4R ile 2R'nin çarpımı. Yani 4R çarpı 2R eşittir 72 olarak verilmiş. O zaman R kare eşittir 9 çıkar. R'yi buradan 3 buluruz. E, R 3 ise eğer gerisi kolay. Biz boyalı alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Tüm alandan yani 72'den neyi çıkartacağız? Hocam beyaz alan bu tam daire bir de iki yarım daire. Yarı da aynı ya. İki yarım daire tam daire yapar. Bir tam da burada iki tam yapar. İki tane pi r kareyi çıkartacağız. R dediğimiz 3 olduğu için 72 eksi 18 pi olacaktır cevap. Evet 72 eksi 18 pi hangi çıktı arkadaşlar? Hop. Şu. A şıkkında. Cevap akçay yapar geldik 3'e. Ne yapacağız? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. E, burada çapı gören çevre açı 90 derecedir. E, 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Yani burası 8 ya 4 4 yaptı yarı çap. E, burası 30'un karşısı 4 60 60'ın karşısı 4 köküştür. Yarım alandan neyi çıkartacağız? Beyaz alanı çıkartacağız. Yarım alan pi r kare bölü 2 yarım daire olduğu için eksi üçgen alanda 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 16 bölü 2'den 8 pi yapar. 16 bölü 2'den 8 kök Evet 8 pi eksi 8 kök eşit olacaktır. Üçüncü soru Akçay yaptı. Böyle şu cevabı bu şekilde garip olanlardan korkmuyorduk. Genelde bir satırda ya da iki satırda çıkıyordu. Şekil ağda göründüğü gibi. Üçüncü soru Akçay. Geldik dördüncü soruya. Şekildeki noktalı zemin birim karelerden oluşmaktadır. Evet birim karelerden oluşuyormuş bunlar. AB ve CD çaplı yarım dairelerin içine boyalı bölgelerin dışında kalan bölgelerin alanını toplamı isteniyor bizden. Arkadaşlar yarım dairenin alanından şuradaki şeyi nasıl yap? Ne diyor? Ee, şu beyaz alanlar isteniyor galiba değil mi? Evet. Çünkü AB ve CD çaplı yarım dairelerin içine çizilen boyalı bölgelerin dışında kalan bölgeler. Arkadaşlar yarım dairenin alanından yarı çapı kaç? 1, 1, 2 değil mi burası? Evet. Yarı çapı 2 olan yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şu üçgeni. Bak dikkat et şuraya. Hocam şurası nedir burası? 1 1 2 birim. Şu da kök 2 birim değil mi? Evet. Şurası da 1 1 kök 2 ya. Burası da kök 2. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? 1 1 2 birim de burası. Yani burada bir üçgen çıktı. Ya da bunu bu şekilde bulacağımız lazım. Kenarları tek tek bulmayalım ya. Şimdi bu üçgenin alanını bulmaya çalışacağız ya. Hocam şurası zaten 1 bir birim. E şurası da 1 bir birim. Yükseklik 2 birim yaptı. Tabanı da 4 birim değil mi? Evet 4 çarpı. Şurası da 2 birim olduğu için 2 iki bölü 2'den şu üçgenin alanını bulmuş oluruz. O zaman tüm alandan, üçgenin alanı çıkartırsam beyaz alanları bulmuş oluruz. Pi'yi de 3 alınız diyor. E bunun yerine de 3 yazarsam o zaman şunlar şunlar sadece 6 işte. eksi 4'ten e, burayı kaç buluruz? 2 buluruz. Bir tane beyaz alan kaç çıktı arkadaşım? 2. Şimdi bu yarım dairenin alanından yarım daireye yarı çapı 1, 2, 3, 4 Pi, 4'ün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim kareyi çıkartacağız. 7'yi çıkartacağız. Pi yerine de 3 yazacağız. 16, 16 ile 2 sadeleşir. 8, 24 eksi 7'den 17 çıkar burası da. Evet 17 çıktı bir tanesinde bir tanesi de 2 çıktı. 17 ile 2'nin toplamını isteniyor bizden? Evet cevap 19 yapacaktır 4. soruda. Geldik 5. soruya. Sözel bir soru. Yarı çap işte da dilimin alanını vermiş bize formülü vermiş. Ahmet öğretmen sınıfta alan konusunu anlattıktan sonra şöyle öğrencilerine bir soru sormuş. O merkezde AB yaylı bir çeyrek yay çiziniz demiş. Hadi bakalım çizelim. Nereye çizeceğiz? Şuraya bir çizelim. Şöyle O merkezli bir AB yayı çiziniz diyor çizdik bakalım şöyle. Hop çizdik. O merkezli AB yayını çizince sonra Oa üzerinde bir K noktası işaretleyiz. Şurada bir K noktası işaretleyeceğiz. İşaretledik bakalım. AB üzerinde de bir L noktası işaretleyin. İşaretledik. Evet LK ile OA LK ile OA dik olsun diyor. Çok güzel. Tam da güzel yerde şey yapmışız. Evet burası 90 derece olacak. OKKA'ye 4 4 olsun buraları. Sonra OKL üçgenin alanı şu üçgeni oluşturduk ile OLB daire dilimi maviye boyanıyor. Evet OKL üçgeni ile OLB daire dilimi maviye boyanıyor. Buna göre OLB hemen OLB'yi maviye boyayalım. Şuradaki dilimle bu üçgen maviye boyanıyormuş arkadaşlar. Şöyle ben sarıya boyadım ama idare edin. Ee, buna göre mavi boyalı an nedir diye soruluyor. Bu alan soruluyor. Arkadaşlar ne var burada? Bak dikkat et. 4 4 8 yarı çap 8. Hocam bu da yarı çap. Zaten dilim alanı isteniyor. Bir de şuradaki üçgenin alanı isteniyor. Burada özel bir üçgen çıktı. Dilim alanı için zaten açı lazım bize. 90'ın karşısı 8 kere hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. Burası 60 yaptı. Burası da 30 yaptı. Evet bu alan nedir? Pi r kare yarı çap 8. 30 bölü 360 yaptı. Artı şu üçgenin alan nedir? 30'un karşısı 4 kere 60'ın karşısı 4 kök 3 ya. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. E o zaman burada Şunlar şunlar sadeleşti 12. Tamam. Ee, bu 8'lerden bir tanesi gitsin. 4'e bölsen 2 kaldı. Şurada 2 çarpanı kalacak. Neyse burası şey yapalım. 64 pi bölü 12 artı 16 8 kök 3 yaptı bu. Şunu şunu sadeleştirsek 4'e 4 sadeleştirsen 16 pi bölü 3 yaptı burası. 16 pi bölü 3 artı 8 kök 3 olacaktır cevabımız. Hatta pi'yi de 3 alınız demiş ya 3'ler de sadeleşince 16 artı 8 3'e eşit olacaktır cevap. 16 artı 8 köküçe akçay şıkkında var. Pi 3 alınız demiş. Genelde alınmıyor ama bazen de alınsın denilebiliyor. Alınsın denildiği zaman da hemen böyle yazarız yerine. Ondan sonra sonuca da rahat bir şekilde ulaştık. Evet cevap akçay yaptı. 5. soruda geldik 6'ya. Şimdi ben şöyle bir kartonu daire şeklindeki bir kartonu kesmişim. Dikdörtgen içine bu şekilde koymuşum. Yarı çapı da iki. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Yarı çapı 2 verilmiş ya. Hocam burası da 2. Burası da 2. Burası da 2. E, şu teğet ol. E teğet noktası. Tamam. Buna göre turuncu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar şurası dikdörtgen ya. Yani dik üçgen çıktı burada. 90'ın karşısı dörtgen, 30'un karşısı 2'dir. Burası 30 60, 90'ın üçgen çıktı aynı zamanda. 30'un karşısı 2 60'ın karşısı nedir? 2 köküştür. E burası da zaten 2. Ben turuncu boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Bütünsel. Tüm alandan mavi alanları çıkaracağım. Tüm alan nedir? Hocam bir kenar 2 2 4 yaptı. Diğer kenarda 2 artı 2 kök 3 yaptı. 4 ile 2 artı 2 kök 3 çarpınca tüm alanı bulurum. Tüm alandan mavi alanları çıkartacağım. 2 tane yarım daire ve yarıçapları aynı. Yani tam daireyi çıkartacağım. Pi re kareyi çıkartacağım. O zaman 8 artı 8 kök 3 eksi 4 pi sonuç yapar arkadaşlar. Yani burada pi de 3 alınız diyor. Oo, pi de 3 aldığımızdan 4 kök 12 yaptı bu. O zaman cevap 8 kök 3 eksi 8 eksi 12'den eksi 4 yaptı galiba burası. 8 kök eksi 4 yapar. O da hangisinde sanırım C şıkkında 4 parantezini alınca 4 çarpı 2 kök eksi 1 şeklinde buluruz cevabı. Yani 6. soruyu ne bulduk? C -han. bulduk. Geldik 7. soruya. O değişik bir şey yapılmış. Şimdi şu şekildeki bir kareden çeyrek daire çizilmiş ve şöyle bir şey yapılmış. Ondan sonra bu dilim ile şunu gelmişiz buraya koymuşuz. Bak D köşesi gelmiş buraya konmuş. E zaten burada kaç? 45-45 derece ya. 45-45 derece. Hocam burası da 45-45 ya. Sen 45 ile burayı koyduğun zaman tam bu kenarlar cuk diye çakışıyor zaten. E burası 45 derece. Şekil 2'deki pembe bölgenin alanı. Yani ne diyor sana? Sen arkadaşım şu alanı bul. Sonra bu alanı bul. Bu alandan işte bu alan normalde tamamıydı ya. Üstüne koyduğum zaman da böyle bir şey yaptı. Yani şuradaki alanı nasıl bulacağız? Şunun alanından şunun alanı çıkartacağız demeye getirmiş yani burada. Değil mi? Üst üste tam olarak çakışmış burada. Tüm alandan yani 45'lik dilimden neyi çıkartacağız? Mavi. şurada alanı çıkartacağız. E ee, ben burada toplamını biliyorum. İki bilinmeyen denklemden gelir mi acaba diye düşünmüyor değilim şu anda. Belki daha kolay yoldan çıkar. Bunları ayrı ayrı bulmaktansa. E ee, hocam şu alanda şu alan birbirinin aynısı. Ee, kırmızıyla mavinin toplamı verilmiş. O karenin alanının yarısı yapar. Çevresinde 4 ya farkları toplamı bilinirken farkları bulunur mu? Cık, bulunmaz arkadaşlar. Ee, ayrı ayrı bilseydik belki bulurduk ama ayrı ayrı bileceğiz o zaman. E o zaman bulalım arkadaşlar. Bu 45'lik dilim. 45'lik dilim nedir? Pi şöyle göstereyim. Şu tarafta göstereyim. Pi r kare. Yarı çapı kaç? 4 değil mi? Evet 4. 4'ün karesi 45 bölü 360 yapar. Hocam 45 ile 360 sadece 8. 8 ile de 16 sadece 2. 2 pi yapar. Yani şurayı 2 pi'yi buluruz kardeşim. Hemen şuraya 2 pi'yi yazalım. Şu mavi alanı da bulalım. Mavi alanı nasıl bulacağız? Şu üçgenin alanından şuradaki alanı çıkartacağız. Ee, bu alanda zaten 2 pi değil mi? Çünkü 45'lik dilim bu da 45'lik dilim. Yani burası da 2 pi alanı. O zaman şu dik üçgenin alanından. Dik üçgenin alanında 4 4 değil mi? Evet 4 çarp 4 bölü 2'den neyi çıkartacağım? 2 pi'yi çıkartacağım. 16 bölü 2'den 8 yapar. 8 eksi 2 pi yaptı. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu kırmızıdan yani 2 pi'den kırmızı eksi mavi isteniyor benden. 2 pi'den 8 eksi 2 pi'yi çıkartacağım. Ama bütünsel çıkartmamız lazım. Hop hop değil mi? O zaman bunu yaptı. 2 pi eksi 8 artı 2 pi yapar. O zaman 4 pi eksi 8 yapar cevap. Evet cevap 4 pi eksi 8 ise o zaman cevabımız ne oldu? C han oldu. 7. soruda arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet. Nedir? Çevresi 32 ise bir kenar 8. Bir kenar 8 ise de Cevap 32. Nereden çıktı hocam? Alan taşıdım. Şimdi bu alanı bulmak garip. Böyle alanlar toplamı sorulduğu zaman alan taşıma yapılır genelde. Hocam şuraya bakacak olursak bir çeyrek daire var değil mi? K ve L çeyrek daireleri. Şöyle şöyle. Şuna bakacak olursak K ve L orta nokta ya. 8 ise burası 4 4 burası da 4 4. E dörtlük bir çeyrek daire var burada. Burada da bir dörtlük çeyrek daire var. Yani sen burada taralı alanlar toplam isteniyor ya. Bunu iptal edip şuraya taşıyabilirsin direkt. A olay çok güzel bir şekilde çıktı. Neye eşit oldu o zaman taralı alanlar toplamı? Normalde bu artı buydu. Şimdi bu artı bu. Yani şuraya A diyelim buraya B diyelim. A artı B isteniyordu. E B alanı aslında burada. A artı B alanı şu dikdörtgenin alanı yapar. E, o zaman ne olacak? A artı B alanı eşittir 4 çarpı 8. Yani 32. Ya da ben şöyle yapmıştım gerçi. Şunu şöyle çizmiştim böyle. Buradaki alanı buraya getirdim. Karenin alanının yarısı demiştim kafadan yaparken. Haberiniz olsun. Bu da değişik bir teknik. Geldik 9. soruya. Şimdi yarıçapları R, 2R ve 3R olarak verilmiş. Evet. yarıçapları AB çaplı yarım çemberin içine O1, O2 yarım çemberler çizilmiş. Bu çemberlerin yarıçapları sırasıyla 3R, 2R ve R olarak verilmiş. Mavi boyalı bölgenin çevresi 36 olarak verilmiş. Ya aslında arkadaşlar şuradaki ile şu üçünün toplamının eşit olmasını bir soruda incelemiştik zaten. Yani burası şu yarım daire artı bu yarım daire aslında büyüğün nesi yapıyor? Büyüğün yarısı. Burada da büyüğün yarısı var. Büyüğün tamı yapıyor o zaman. Büyük dairenin çevresi şeklinde söyleyebiliriz aslında onu. Ama uzadı uzadı ya da yapabiliriz. Hocam bu yay yani 2 pi r bölü 2 artı bu yay 2 pi 2 r bölü 2 artı bu yay 2 pi 3 r bölü 2 artı büyüğün yayı. Hocam burası 3 6 7 8 9 10 11 12. Yarı çapı kaç yapacak o zaman? 6R yapacak. Şöyle 6R olacak. Yani artı 2 pi 6R bölü 2'ye eşit olacak. İşte şunu da şöyle toplayınca. Ama aklınızda bulunsun. Yarım yay çizildiğinde şöyle de yaylar oluşturulduğunda. Bu yayla şu üçünün toplamı aynıdır. E bu yay büyük yarım. E hocam bu da büyük yarım yapacak. O zaman büyük tam. Yani büyük tam 2 pi r. R dediğimiz 6 r değil mi? 6 r büyüğün çevresi yapıyor yani. Şunların hepsinin toplamı. İsterseniz bunu da eşittir 36 pi deyip oradan da sonuca ulaşabilirsiniz ama ben buradan yapıyorum. 36 pi ise bu. E o zaman buradan R'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Arkadaşlar R'ye 3 çıktı. AB çaplı yarım dairenin alanı soruluyor bize. E, 6 R kaç yapacak? 18 mi yapacak o zaman arkadaşlar R3 ise? Evet. O zaman bir AB çaplı yarım dairenin alanı pi 18'in karesi bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Bu da 324 yapıyor. 324 de Kaç yapıyor? 162'ye mi yapıyor? Evet 162 pi yapacaktır. Cevap böylelikle. Yani 9. soru akçay oldu. Geldik 10. soruya. S1'i 27 pi vermiş. 27 pi olarak verilmiş. Bir de OK uzunluğu 3K verilmiş. Şöyle KM uzunluğu da 2K verilmiş. Şimdi burada 3 bölü 5 oran var değil mi? 3 bölü 5'in karesi nedir? 9 bölü 25. Hani benzerlik alanı çıkısı. Yani burası 9 A iken e, şurası 25 A değil. Tamamı 25 A olacak. Buraya 16 a kaldı. E 9 a eşittir kaç verilmiş kardeşim bana? 27 pi verilmiş. A'yı da buradan 3 pi olarak buluruz. E bizden ne isteniyor? Eski alan isteniyor. 16 pi. 16 a alan isteniyor. A yerine 3 pi yazacak olursak o zaman kaç yapıyor? 16 ile 3'ün çarpımı 48 pi yapacaktır. Cevap 48 pi olur. 10. soru C harf çıkar. Ve böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün Test 3'ün çözümünde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.